Donatılarla, betonarme çeliğiyle <laughs> ilgili e, TSE'imiz e, 708, onlarla ilgili e, yine nispeten bildiğimiz bazı bilgileri, ek bilgilerle birlikte vereceğiz. Düz donatı, biliyorsunuz yüzeyi düz olan e, parlak donatı, e, nervürlü, çeşitli, tırtıklı e, üretilmiş, aderansı daha iyi sağlayan donatılar... Hasır donatılar, döşemeler gibi, narin diyelim perdeler gibi elemanlarda kullanılabilecek, hazır şeklinde yapılan ve yerine yerleştirilip direkt daha sonra beton dökümü sağlanabilen donatılar. Betonda oluşan çekme kuvvetini beton karşılayamaz. Çatlar, çekme kuvvetlerini karşılamak ve çatlakları sınırlandırmak amacıyla çekme bölgelerine çelik çubuklar konur. Ayrıca sargı donatısı olarak ve bazen basınç kuvveti almak için de kullanılır. İnşaat çeliği, beton çeliği, betonarme çeliği, donatı çeliği denildiği gibi kısaca donatı da denir. Betonu donatmak fikri 1849 yılında doğmuştur. İlk uygulamaları demir teller ile donatılmış beton, kayık, saksı ve borulardır. Demir tel yerini zamanla demir profillere ve daha sonra demir çubuklara bıraktı. 1900 yıllarına kadar çelik değil demir çubuklar kullanılırdı. Günümüzde sadece çelik kullanılmasına rağmen uygulamada yine demir, demirci kelimesi hala yaygın olarak e, kullanılmakta. Yüzeyi düz veya girintili çıkıntılı üretilirler. Yüzeyi çıkıntılı olana nervürlü girintili olana profilli çelik denir. Yüzeyin girintili çıkıntılı olmasına bakılmaksızın çelik çubuk kesidi dairesel kabul edilir. Düz yüzeyli çeliğin dayanımı düşüktür ve beton ile kenetlenmesi iyi değildir. Kolayca sıyrılır, uygulamada artık kullanılmamaktadır. Nervürlü çeliğin dayanımı yüksektir ve beton ile daha iyi kenetlenir nervürler bir olta gibi davranır. Çeliğin beton içinden sıyrılması zorlaşır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eee yasal olarak da zaten nervürlü kullanmak gerekiyor. Profilli e, çelik ise sadece hasır çelik üretiminde kullanılır. E, çubukların A şeklinde fabrikada birbirine kaynaklanmasıyla üretilen çeliklere çelik hasır denir. Ee, döşeme, tünel kaplaması, kanalet, beton yol gibi büyük yüzeyli elemanlarda kullanılır. İşçilik azdır. Betonarme çelik çubukların standardı TS 708'dir. 2010 ee, 2010 ve 16'da yenilenmiştir. Eski yönetmelik TS 708 96 idi. Burada tanımlı çelikler iptal edildi, yeni çelikler tanımlandı. TS 500 2000 madde 3.2'de Betondan olarak kullanılacak çitelikler çizik ts 408 708'e uygun olmalıdır denmektedir. Dolayısıyla 708 e, ve 500 e, çizelgide yer alan e, eski çelikler artık kullanılmıyorlar. E, o isimlendirmeler yok. E, 708 2016'daki tanımlı beton çeliklerin simgeleri S 220, S 420, e, B e, 420, B B420C, B500A, B500B, B500C şeklinde sınıflandırılmıştır. Çeliklerin sınıflandırılmasındaki kriterler karbon miktarına göredir öncelikle. Düşük karbonlu çelikler sünektir. Yüksek karbonlu çelikler gevrektir. En küçük akma dayanımına göre en küçük akma dayanımı 220 megapascal olan çelik S220'dir. Ee, ki bunları akma dayanımının ne olduğunu, karbon e, durumlarını, çeliğin üretilmesini falan bunları çelik derslerinden de e, biliyoruz. Yapı elemanları derslerinde de yine değinmiştik bunlara donatılara. En küçük akma dayanımı 420 megapascal olan çelikler S420, B420B, B420C. En küçük atma dayanımı 500 MPa olan çelikler B500A, B500, B B500C şeklinde sınıflandırılır. Yüzey özelliğine göre düz yüzeyli çelik S220 olarak üretilir. Yani en düşük dayanımda. Nervüllü çelikler 420 veya B420 veya 420 C, B 420 e, C, B 500 B, B 500 C olarak üretilir. Profilli çelik B 500 A'dan üretilir. Profilli çelik şu şekilde e, oyuklu gibi diyebileceğimiz nervürlü çelik çıkıntılı gibi diyebileceğimiz düz olan da tamamen düz. E, 408 bir e, şey 708 çelik betonarme için donatı çeliği Türk Standartları Enstitüsü 2016'da. Eskisi e, adı Beton Çelik Çubukları, Türk Standartları Enstitüsü Mart e, 96'daydı. E, bu standartlar. E, çelik asır özel bir standartı da var bunun. E, 4 e, 4559-85 yılında. Kullanıldığı yerler e, döşemelerde, radya temellerde, salt perdeli yapılarda, e, perdelerin gövdelerinde tünel kaplamalarında istinat duvarlarında beton yol ve sağ e, kaplama e, beton armelerinde kullanılır. Standart çelik hasır boyutları kare Q veya dikdörtgen R gözenekli olan B500 çelik çubukları fabrikada kaynaklanarak üretilirler. Bunlar nokta kaynaklarla fabrikasyon e, kaynaklanır. Standart boyutları 5'e 2.15 milimetredir göz boyutları. E, mesnetlerde ek donatı ve bir doğrultuda çalışan plakların açıklıklarında tercih ediliyor. R tipi standart çelik asır. E, 150'ye 250 milimetre dikdörtgen gözeneklidir bunlar. en 2.16 metre boy 5 metre aralıkları e, ...250'ye... E, ...bu taraftan 150... E, ...ve şu uç kısımları da... E, ...250'nin yarısı 125 olacak şekilde... E, ...boyutlandırılmıştır. E, çubuk çapları ve donatı alanları... E, ...işte... E, ...çubuk çapları... E, ...4,5'dan... E, ...başlar 7,5'a kadar... E, ...gider. E, donatı alanları... Bunu alana vurursak 106'dan başlar 500 500'lere kadar gider boyuna ve eline donatı oranları. R hasır tablosu eline donatı alanı boyuna donatı alanından az. Eline donatı alan boyuna donatı alanının yaklaşık 5'te biri Q hasır tablosu bu taraftaki eline donatı alanı boyuna donatı alanına eşit veya daha az bunun da tipleri var Q'larında. boyutlar e, 4.5'tan e, başlar 7.5'a kadar gider. donatı alanları bunları alana vurursak e, 106'dan başlar işte 500 700'lere 700 lira kadar e, 500 lira 200 lira kadar gider. E, buradaki en yine e, toplamda e, 215 metre, e, boy yine 5 metre. Gözenekler bu sefer eee 150'ye e, 150 kare e, ve şu artan kısımlar 100 ve 25 şeklinde Q tipi standart çelik kasır 150'ye 150, 150 e, kare gözenekli milimetre cinsinden iki doğrultuda çalışan plakların açıklıklarında tercih edildi. Çünkü iki tarafta da Aynı oranda donatı yani çift doğrultulu döşemelerde mesela tercih edilir. Bu ise daha çok tek doğrultulu döşemelerde tercih edilebilir. E, standart çelik e, hasıra depo hasırı da denir. Boyu 5 metre eni 2.15 olarak üretilmiş satışı hazır hemen teslim edilir anlamında. Projede gösterilen boyutlarda kesilerek yerine yerleştirilir. Sipariş verilerek özel boyutlarda üretim de yaptırılabilir. E, mimarisi aynı çok sayıda yapıda standart hasır uygun olmaz. Projesine göre sipariş vermek zayiat önler, işçilik azalır. Her standart hasır her üreticide bulunmayabilir. Bazı standart hasırların boyuna çubukları çift çubukludur. Bu hasırlar boyuna çapın yanında e, D e, double yani çift harfi yazılarak belirtilir. Örneğin Q 150 150 7 D 6 gibi. Açıklıkta boyuna çubuklar altta ve çalışma doğrultusuna gelecek şekilde yerleştirilir. E, mesnetlerde boyuna çubuklar üstte ve çalışma doğrultusuna gelecek şekilde yerleştirilir ki bunun mantanın ta yapay elemanları derslerinden biliyoruz. Daha detaylı hasır tabakalar e, tabloları için e, ekte e, bilgiler verilmiş. E, projede gösterilişi hasırlar kalıp planı üzerinde bir diagonal dikdörtgen çizilerek yani normal döşeme donatları gibi kalıp planında çizilmiyor sadece bu şekilde e, işaret veriliyor gösterilir çubuklar çizilmez e, diagonal üzerinde hasır tipi bilgileri yazılır. Örneğin şurada olduğu gibi en boy oranında işte R'si Q'su Q ise Q'su en boy oranında boyuna e, çubuklar X yönünde koyulacak anlamına gelecek. Boyuna çubuklar yine X yönünde koyulacak anlamına gelecek. Öbür türlü olsa Y yönünde koyulacak anlamına gelecek. Şöyle boyuna çubuklar Y yönünde olacak anlamında. Burada da boyuna çubuklar Y yönünde olacak anlamında. Yani daha çok donatılı olması gereken yerleri gösteriyor. Eline çubuk çapı, boyuna çubuk çapı bu gösterimde. Enine çubuk aralığı, boyuna çubuk aralığı ve hasır tipi. E, gösterimde e, verilmektedir. E, R e, 188 e, R 150 250 6 Buradaki 188 değeri boyuna çubukların 1 metre genişliğindeki toplam alanıdır. E, şurada yazan alanlardan yani. E, şu alanlardan e, metre kare e, milimetre kare bölü metre yani Q 13 bölü 188, Q 150, 150, 7 de 6. Buradaki 51.3 değeri boyuna 51.388, boyuna 188 değeri de eline çubukların bir metre genişliğindeki toplam alanıdır. Milimetre kare bölü metre cinsinden. Etalme çeliği davranışı gerilme şekil değiştirme eğrisi sigma epsilon eğrisi. bir çeliğin çekme deneyi sonucunda çizilen gerilmesi birim uzama eğrisi A ve B ile gösterildiği gibi olur. Şurada olduğu gibi. Bunu zaten biliyoruz çelik dersinden. şu şekilde de yüksek karbonlu çelikte de böyle bir davranış B ile gösterilen bir davranış var. Daha yumuşak çelikte çelik dersinde de benzer olarak bildiğimiz A ile gösterilen davranış var. Donatılarda da bu düşük karbonlu. Buna göre birim uzamaları ve taşıyabileceği gerilmeler buradan görülebilir. Ve el sistem modülleri ve dikliği buradan görülebilir. Daha ayrıca düşük karbonlu çeliklerde görülür. Akıncaya kadar doğrusal yükselir. Aktıktan sonra Gerilme artmaksızın uzama hızla artar. Şu çelik dersinde daha detaylı bildiğimiz bir şey. Eğride yatay bir bölge gözlenir. Bu bölgeye akma eşiği ya da akma sağınlığı denir. Çeliğin aktığı anda ölçülen gerilmesine akma gerilmesi veya akma dayanımı denir. Fy ile gösterilir. Sonra pekleşme nedeniyle eğri biraz yükselerek bir tepe noktası oluşur. Şu kısımlardan bahsediyor, şu A'dan. Ee, tepe noktasına karşılık gelen gerilmeye çekme gerilmesi veya çekme dayanımı denir. Ee, FCO ile gösterilir. Çelik çekme dayanımına ulaştıktan sonra hızla uzayarak kopar. Koptuğu andaki birim uzamaya kopma birim uzaması. Şu kısımlar daha yatıya tekabül eden yerler denir ve epsilon seo ile gösterilir. B eğrisi yüksek karbonlu çeliklerde görülür. Dikkat ederseniz daha gevrek bir davranış ve daha erken bir kopma. Ee, Akıncıya kadar doğrusal yükselir fakat attığını gösteren belirgin bir akma sağlığı olmaz burada. Şurada, şunun A'daki gibi değil. Tanımlar çelik akma dayanımı. E, FY. FYK çelik karakteristik akma dayanımı ölçülmemiş yönetmelik veya projede öngörülmüş dayanım. FCO çelik çek, çekme dayanımı ee, Epsilon e, çelik akma birim uzama ve kısalması akma anındaki Epsilon S'ye çelik kopma birim uzaması Sigma S çelikteki gerilme Epsilon S çelik birim uzama veya kısalması E S çelik elastisite modülü Düşük korba, karbonlu çelik düşük dayanımlı kötü fakat sünektir bu iyi Yüksek karbonlu çelik yüksek dayanımlı iyi fakat gevrektir bu kötü. E, sünek çeliğin akma eşiği belirgindir. Gevrek çelikte ise akma sınırı çok gözlenemez. A ve B eğrilerini karşılaştırırsanız bir taraftan. Her iki tür çelik akma dayanımına kadar doğrusal elastik davranır. Yani huk kanunu geçerlidir. E, bu bölgede huk kanunu geçerli. E, sigma S eşittir. E çarpı elastik modülü çarpı epsilon S olur çelik aktıktan sonra huk geçersizdir. Gerilme ile birim şekil değiştirme arasında bağlantı yoktur. Tanjant alfa ES yani elastite modülü çeliğin modülüdür. Şu alfanın tanjantı. Her iki çelik tipi içinde aynıdır. ES değeri 1.9 10 üzeri 5 ile 2.1 10 üzeri 5 MPa arasındadır. Hesaplarda 2 çarpı 10 üzeri 5 MPa genelde alınır. Aşırı gevrek çelikler yapıların kiriş, kolon ve perdelerinin uçlarında kullanılmamalıdır. E, gevrek davranışa, betonarmenin de gevrek davranışına neden olur. E, akma dayanımı çekme deneyi yapılır. E, sigma epsilon eğrisi çizilir. Çeliğin sigma epsilon eğrisinde akma eşiği varsa akma eşiğine karşılık gelen gerilme akma dayanımı olarak alınır. FY ile gösterilir. Bu dayanım karakteristik ölçülmemiş, yönetmelik ve projede öngörülmüş dayanım ise FYK ile gösterilir. Sigma S epsilon S eğrisinde akma eşiği yoksa 0.002 kalıcı şekil değiştirme noktasından çıkış doğrusuna paralel çizilir. Paralelin sigma S epsilon S eğrisini kestiği noktaya karşılık gelen gerilme akma dayanımı olarak alınır. Çekme dayanımı Sigma S epsilon S eğrisinin tepe noktasına karşılık gelen dayanım çekme dayanımı olarak alınır. FSU ile gösterilir. Akma birim uzaması FY akma dayanımına karşılık gelen birim uzamadır. Epsilon S Y ile gösterilir. Kopma birim uzaması çeliğin koptuğu andaki birim uzamasıdır. Epsilon SU ile gösterilir. E, TS 708'deki e, tanımlar Yukarıda tanımları verilen FYK, FCU, Epsilon CU büyüklükleri TS708 2016'da farklı adlandırılmakta. İlişki kurulabilmesi açısından karşılıkları grafiklerde de verilmiş. FYK ya RE, FCU ya RM, Epsilon CU ya AS, FY, -E, Epsilon CY, FYK, Epsilon simgeleri teoride yoğun olarak kullanılır. FSU eşittir RM'ye karşılık gelen e, AGT birim uzaması teoride çok kullanılmaz. RE, RM, -E, S değerleri kullanılacak çeliğin seçiminde önemlidir. E, deprem yönetmeliğinde de e, bahsi geçer. Şimdi şunları biraz büyüterek bakabiliriz arkadaşlar. İşte çekme dayanımı FSU akma dayanımı Fy şu kısımlar değil mi? Düşük karbonlu bir çelik kopma, kopma anındaki bir uzalaması epsilon SU. Gerilme yani sigma S bir uzalama epsilon S grafiği. Şuraya baktığımızda daha gevrek bir e, çelik olduğunu anlıyoruz. Karbon oranı yüksek grafiğin tipinden. Fy akma dayanımı buralarda bir yerde ama kesin burada olduğu gibi çok belirgin kendini belli etmiyor daha çok şu bombelenmenin başlamasından anlıyoruz. Şuraya kadar çünkü lineer lastik gidiyor. FCU çekme dayanımı e, maksimum gördüğü dayanım e, yüksek karbonlu bir çelik kopma anı Epsilon SU kopma birim uzaması e, Elastisite modülünü belirlemek için e, Epsilon S'yi 002 -0 alıp buradan bir e, şuna lineer giden kısma paralel çizdiğimde yatayı akma dayanımı bu şekilde söyleyebiliyoruz. Buralarda bir yerde çünkü akma dayanımı ee, birim e, uzama e, ve gerilme e, diyagramı Burada yine düşük karbonlu çelikte e, akma dayanımı e, ve akma birim uzamasını burada e, göstermiş. Epsilon S'ye kokma birim uzaması Epsilon FSU yine çekme dayanımı, FY atma dayanımı oluyor. Ee, gevrek e, çelikte yine çekme dayanımı, FSU tepe noktası, FY atma dayanımını nasıl test edildiğini şurada söylemiştik. Ee, bu da epsilon SY yani atmaya karşılık gelen birim uzaması. Çünkü çelikte çekme yapıldığı için birim uzamadan bahsediyoruz. Epsilon SU kopmaya karşılık gelen birim uzaması. Ee, TS708 2016'daki tanımlar ise bunları şöyle demiş. RM demiş mesela FSE'ye uyan. RE demiş. E, ee, kopma anındaki uzamaya AGT demiş. Ee, pardon maksimumdaki uzamaya AGT demiş. Ee, çekme e, maksimumunda. Kopmaya da A5 demiş. Yüksek karbonlu çelik için FSU-RM, yine FVK-RE, elastik modülünü yine aynı şekilde elastik modülünden hareketle FYK'yı aynı şekilde belirlemiş. Epsilon'u 0.002 alarak paralel çizmiş, kestiği noktayı almış. E, Maksimum çekme anındaki uzamasına, birim uzamasına AGT, kopma anındaki birim uzamasına da A5 demiş idi. Çelik sınıfları işte S220 düz, 420 nervürlü, e, B420 B gibi e, az önce söylediğimiz sınıflar. Akma dayanımları neler? İşte adından belli 220, 420 gibi, 500 gibi. Çekme dayanımı akma dayanımından daha yüksek olacak. 340, 500 gibiymiş, 550 gibi. Çekme dayanımının akma dayanımına oranı 1.2, 1.15, 1.08 e, gibi. Deneysel akma e, dayanımı, karakteristik akma dayanımı oranı e, 1.3 civarında. Kopma uzaması e, %18, %10, %12 e, gibi. %5 gibi mesela şurada. Daha e, gevrek, e, karbonu yüksek buradan dayanım yüksek olduğu için onu anlıyoruz. Ve dolayısıyla e, kopma e, uzaması da yüzde 5 civarında daha küçük yerde kopuyor. E, maksimum yükte toplam uzama e, bakın yine orada daha küçük bir uzama gösteriyor. Daha gevrek. Şuralarda mesela daha yüksek gibi. E, deprem yönetmenine uygun mu? E, S-220 çok düşük bir çelik artık kullanılmıyor. 420 e, de kullanılmıyor hatta. B'si ve A'sı A, sadesi. C'si kullanılıyor. Yani şu özelliklere sahip olan çeliğin kullanılması lazım. 500'ü B'si kullanılmıyor. 500'ün yine C'si kullanılıyor. A'sı yani profilisi yine kullanılmıyor. Deprem yönetmeliğine göre. Burada tekrar az önce gördüğümüz grafikten şu bilgileri hatırlatmış. Şu tabloda da şu RM'leri, R'leri takip etme açısından çelik seçimi sünek davranışı olabildiğince sağlamak amacıyla deprem yönetmeliğinde kiriş kolon ve perdelerin uçlarında kullanılacak çeliğin nervüllü olması akma dayanımının RE 420'den büyük veya 500'den büyük olması gerekiyor. Çekme dayanımı, akma dayanımı oranının 1.15 ile 1.35 arasında olması gerekiyor. Yani onun için şurası uygun. Ama bunlar bu uygun değil mesela. Ee, şu da e, uygun değil. 420'den büyük ve bu, bu sınırı da hemen hemen sağlamış olmasına rağmen başka standartları sağlamıyor gibi. Evet. Çünkü deneysel akma dayanımı karakteristik akma dayanımının da e, 1.3 oranının olmasını istiyor. E, 1.3 oranı burada var. E, burada da var. E, bakalım. E, şunlar da tespit edilemiyor. E, kopma uzamasının %10'dan büyük olmasını e, istiyor. E, burada da %10'dan büyük. Buralarda da %10'dan büyük. E, sünek ama e, dayanımı yetersiz. Bu şartı sağlamıyor. Gibi eşdeğer karbon oranının yüzde 05 olmasını istiyor. Burada eşdeğer karbon oranı verilmemiş durumda. demek ki 420 düz, 420 normal çelikte bu çok sağlanmıyor. bu koşulları sadece B420C ve B500C sağlamaktadır. Bu nedenle deprem yönetmeliğine göre sadece bunlar kullanılmasına doğrudan izin veriliyor. Ee, ama düz 420 çeliğinin kullanım koşuna izin vermiyor, ee, karbon o, oranının sağlanmaması sebebiyle. Ee, döşemelerde, perdelerin e, gövdelerinde, radya temellerin plaklarında S220 hariç her türlü çelikte kullanılıyor e, uygulamada. Yapılan araştırmalar ve denetimler, pazarlanan bazı çeliklerin özellikle 420'nin Deprem yönetmeliği koşullarını sağlamadığını göstermekte bu tür çeliklerin kullanımından şiddetle kaçınılmalıdır diye de bilgi vermiş. Daha detaylı bilgiye e, tbmm.gov.tr'den e, ulaşılabilmiş. Çelik için ek bilgiler, donatılar için ek bilgiler. Burada donatılar, e, firketeler e, gözüküyor. Firketeler deniyor bunlara. Çubuk halinde olanlar gözüküyor, bunlar kesilmiş belli boyutlarda, e, kangal şeklinde sarılmış, bu şekilde, leva şeklinde çelikler, e, paslanmaz çelik şişer, betonu çatlatır burada da görüldüğü gibi, e, 12 metre boyutunda normal üretim çeliği, e, 38 lik bir çelikmiş bu, e, yani 3.2 çapında. 12 metreyi geçmiyor zaten şu firketeler e, ve fabrikasyon çıkışlar. E, 14 metre boyutunda özel siparişli ancak üretilmiş bakın. E, Gebze, Yalova arasındaki Osman Gazi Köprüsü viyadük ayaklarında bu kullanılmış. Ona göre de fabrikada özel üretilmiş. Mekanik özellikler lastikte modülü yaklaşık e, değişebilmekle birlikte genelde 2 çarpı 10 üzeri 5 megapaskal alınıyor. Poison oranı 0.3. Birim sıcaklık genleşme kas sayısı betonda da olduğu gibi alfa s 10 üzeri eksi 5. Ee, kütle e, ro e, 7.850 kilogram bölü metre metreküpünün ağırlığı demek ki yaklaşık 7.8 ton civarında. Üretim çapları fiiler e, yaygın olarak 6'lar artık çok üretilmiyor ama e, yine yazmış buraya eskiden de onlardan. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gibi 32'ye kadar e, gidiyor. Çapı 24 milimetreden kalın çubukların temini zor. E, pratikte 24'e kadar 8'e 24 arasında açıkçası projelerde, şantiyelerde kullandığımız donatılar çoğu kez özel sipariş gerektirir. Nadir olanlar 25-40-50 gibi olanlar. Hasır donatları için 4-4.5'luk, 5-5.5'luk ,5 gibi 16'ya kadar çaplı hasırlar var, bulunabilir. Üretim boyu ile standartlarla belirlenmiş bir boy yok. Çubuklar yaygın olarak 12 metre boyunda üretiliyor. Nakliye kolaylığı açısından falan buna fazla geçilmiyor. Özel siparişte daha uzun imal edilebilir. Az önce şu etikette okuduğumuz gibi. E, apartman türü basit yapıların projelendirilmesinde 12 metreyi geçmemeli zaten çubuk boyları. E, çünkü 12 metrelik e, normalde ulaşabiliyoruz, bulabiliyoruz. O yüzden projeyi de ona göre yapmak lazım. E, donatı eklemelerinin projede gösterilmesi gerekiyor uzatmalarının e, nerelerde yapılacaksa. E, nakliye şekli e, hakkında TS 708'de bir kayıt yok. Düşük karbonlu çelikler çapları 12'den küçük olanlar Kangal şurada gördüğümüz gibi, e, firkete şurada gördüğümüz gibi e, veya çubuklar halinde. 12'den daha kalın olanlar firkete veya çubuk olarak nakledilmesi uygun. E, yüksek karbonlu çelikler sadece çubuklar halinde bükülmeden nakledilmeli. Çünkü yüksek karbonlu çeliklerin soğukta eğilmesi, bükülmesi, şekil verilmesi e, sıkıntı yaratır. Kılcal çatlaklar oluşturur. E, depolama paslanmayı önlemek için üstü kapalı sundurma altında saklanmalıdır. Zorunlu hallerde bir yıl kadar açıkta depolanır. kabuk atacak kadar paslı çeliği kullanılmamalıdır. Düşük kenetlenmeye sebep olur. Paslanmayı önlemek amacıyla çelik kesite kesinlikle boyanmamalı ve yağlanmamalı. Çünkü bu da aderansı etkiler. Şantiyeye gelen çelikler özenle etiketlenmeli. Küçük çaplı özellikle çelik asıllar demir ustası tarafından tam ayırt edilmeyebilir. O yüzden etiketlenmesinde e, fayda var. E, çap arttıkça kenetlenme aderans düşer ve çelik gevrekleşir. 32'den daha fazla çapı olduğunda milimetre cinsinden çubukların kullanımından çok özel durumlar hariç kaçınılmakta. E, fayda var. Çünkü gevrektir hem de temini de zordur. Projelerde çubuk çapı fi ile gösterilir. Örneğin fi 18, çap 18 mm olan çubuk anlamında fi 25 ve üstü çubukların tüketimi azdır, temini zordur. E, her bir buçuk metrede bir işaretleme olmak zorunda e, firma <laughs> kodu e, şurada İki e, iki kalın nervür arasındaki nervür sayısı çarpı 10 artı izleyen iki kalın nervür arasındaki nervür sayısı bir çarpı 10 artı altı 16 nolu firma mesela işaretleme başlangıcı yan yana iki kalın nervürle başlar ee, buradan donatının nervüründen okuma yapabiliriz yani onu söylüyor ee, çok şart değil, detay bilgi ama yine bulunsun. Ülke kodu başlangıç ve sonraki kalın nervür arasındaki nervür sayısı 4 nervür 4 nolu ülke gibi. E, S420 e, şöyle nokta işareti S420'nin işareti. E, B e, 420 B e, iki açılı e, nervürler işareti bu. E, B420 c e, Tre işareti B 500b e, üç açılı nervürler şöyle olduğu gibi işareti bu e, 500 c e, dört açılı nervürler işareti bu gibi e, nervür üzerinden şurada olduğu gibi işaretleme örneği okumalar yapılabilir mesela burada kar demirleri direkt yazmış gibi. Ülke kodları bir Avusturya, e, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya gibi burada e, kullanılan e, ülke, ülke kodları da e, var çeliklerin e, işaretlenmesinde. Malzeme ek bilgi eski yeni projelerde karşılaşabileceğimiz malzeme sınıfları e, yine birlik olarak verilmiş beton sınıfları işte B ile eskiden gösterilirdi. E, B, S ile gösterilirdi. Bunları şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Ben çok üzerinde durmayacağım. E, C ile gösterilen daha yeni sınıflandırma. Böyle silindir ve küp ile göstermeyi biliyoruz üzerinde durmuştuk. Çelik sınıflandırması ST1A, ST3A e, gibi e, eskiden yapılırdı. Ya da BC1, BC3 falan e, yapılırdı. Şimdi daha çok 220, 420, 500 gibi akma dayanımına göre sınıflandırma yapılıyor. Ee, 65 yılına kadar Türkiye'de sadece düz yüzeyli çelik vardı. Nerevi çelik bu tarihten sonra üretilmeye başlandı ve 99'dan sonra zorunlu hale geldi. Ama 99'dan önce yine bilinçli mühendis ve müteahhitler tarafından da kullanılmaktaydı. Ee, ama düz donatılar daha çok kullanılıyordu. Projelerde beton sınıfının e, sınıfını haftalarda silindir küp dayanımı ile birlikte belirtmekte fayda var. En az C25 30 kullanılmalı. B420C veya 500C e, çeliği tercih edilmeli. E, C endisini mutlaka yazın çünkü 420 ile 500 çeliği e, kullanmıyor. E, BC simgesi eskidir. E, TS 500 2000'de e, ya da e, 708'de e, tanımlıdır. Kullanmayınız. E, tanımlı değildir yani bu yeni versiyonlarında bu yönetmeliklerin e, standartların. E, SE biriminde e, çalışmaktayız. Örnek e, C25 betonuyla S220 donatısı. E, C25 betonuyla bc 3 donatısı. E, eski kullanımlar daha çok bunlar. Bunun yerine e, C2530 B420C artık yeni kullanın mesela e, kilogram kütle birimi T kuvvet birimi ton yani kilogram kuvvet birimi e, kilogram bölü santimetre kadar gerilme birimi yerine yani dikkat ederseniz kütleyi kuvveti bilmem hepsinin aynı bunun yerine kilogram kilonewton, newton, newton mega gibi birimler kullanmak daha Yeni e, kullanımlar e, diyor. Evet arkadaşlar e, bu dersi de bu şekilde bitirebiliriz. Daha önceki uzun derslerimizden dolayı son dersleri biraz kısa tutmaya çalışıyoruz. E, diğer derste görüşmek üzere.